2006'da Gaziantep'te kurulan büro aracıyla dijital köle pazarlığından satıldığı ortaya çıktı. Alman NDR televizyonu kanallarından IŞİD tarafından esir alınan İzidi kadınların Gaziantep'te para karşılığından köle gibi satıldığını gösteren videolar haberleri sonrasından Zola Alkonulu Kadınlar İçin Mücadele Platformu olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde çok sayıda yabancı pasaport, yani sıra Türkiye-Suriye arasında milyonlarca dolarlık para transferlerin yapıldığı dair bulunan deliller rağmen birçok dosyada yargılanan sanıklar Jet Hizla beraat etti. IŞİD'in kaçırdığı bazı çocuklar ise Nevşehir'de yetimhanede ortaya çıktı. IŞİD'le etkili bir şekilde mücadele ettiğini söyleyen hükümet, IŞİD'in Türkiye sınırları içerisinde bu kadar rahat dolaşması açıklayamamaktadır. Bu konular üzerinde verdiğimiz soru önergeler cevapsız kalmaktadır. Bu selefi barbarlar yaptığı katliamın, soykırımın ortak tanınması için 2018'de verdiğimiz kanun teklifi de meclis tarafından işleme alınmamıştır. Bu kıyımlara rağmen Ezidiler Şengal'de yeni bir yaşamı inşa etmeye başardı. IŞİD'in elinden kurtulan kadınlar yeniden 70'e hayatı tekrardan filizlendiriyor. Yaraların saran ve Şengal'in yeniden inşa eden Ezidiler yaşadıkları bu soykırıma rağmen basına asla eğmemiştir. Kadın meclisleri, gençlik meclislerini kuran Şengaliler bir daha aynı katliamı maruz kalmamak için kendine statü ve öz savunma güçlerini oluşturuyor. Başları dik bir şekilde yeni yaşama kuran bu direngen halkın yaralarını sarmak, katliamı tanımak ve İzidi halkının talebi doğrultusunda çalışma gerçekleştirip bu halkın mücadelesine destek vermek hepimizin ortak görevi olmalıdır. Kadim İzidi toplumun kutsal topraklarını barındıran ülkelerde biri olarak Türkiye 3 Ağustos soykırım olarak tanınmak yerine Afrin ve Serikani'de yeni işgal hareketi başlatarak oradaki tüm halklar gibi İzidileri de topraklarından etmekte demografik yapıyı bozmaktadır. İzidi köyleri, ibadethaneleri bombalamakta, hatta mezarlara da tahrip ediliyor. Bu savaş sucunun yani sıra Kürt ileri yerleştiren IŞİD'in barbar çeteleri, insanlık suçları işlemeye devam etmektedir. Şu an işgal altındaki Rojava'daki Kürtler, Ezidiler ve diğer tüm halklar yok olma tehdidi altına yaşam mücadelesi vermektedir. Onlarca katliamdan geçen Ezidi halkı, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya, Gürcistan ve Ermenistan gibi farklı ülkelere göç etmiştir. Hatta Amerika, Avustralya ve Kanada kadar göç etmek zorunda kalmışlardı. Bu nedenle Ezidi toplumu yıllardır Ezi bayramın kendi ana yurtlardan uzakta dünyanın farklı yerlerinde kutlamak zorunda kalmıştı. Üstelik topraklarında dönmek isteyen Ezidileri arazileri gasp edilmiş, kendi ana yurtlarında evsiz bırakılmışlardır. Batman Kellogg köyünde 1992 yılında arazi ve mülkeleri komşularına emanet ederek Almanya'ya göç etmek zorunda kalan Ezidiler, Türkiye'ye döndüklerini arazilerin işgal edildiğini gördü. Barışçıl yollara mülkelerini geri isteyen ancak bir sonuç almayan aileler dava açtı. Hukuk mücadelesine mahkeme arazileri Ezidilere ait olduğuna hükümeti ancak tapulu arazileri geri vermemektir. Direnen aşiret mensupları yargı kararıyla uymayarak arazileri vermeye reddetti. Arazilerin sürmek için gittiği tarlalarda saldırıya uğrayan Ezidiler 8 yıldır köyleri olmasa rağmen otellerde yaşamak zorunda bırakılmıştır. Son olarak 10 kişilik grubu sopalı saldırısıyla Kellogg'da toprakların bulunan Nedim Erkiş ve Avrupa'da bir yakın cenazesi katılmak amacıyla kente gelen Cevdet Tuku yaralandı. Kendilerine buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. İzidilerin maruz kaldığı bu baskı ve saldırılara ne yazık ki Kellogg köyünde sınırlı kalmıyor. Viranşer ve Midyat'ta saldırıya uğrayan İzidiler, Korhi, Teheri,
Hacri, Mezra izleyen Nisaybin'de ve başka İzidi köylerde çok büyük sıkıntılara maruz bırakılıyor. Efşe köyünde İzidi taziye evinde yakınları da unutmadık. Taziye evinde bile tamir kalmamış durumda. Söz konusu muhalifleri cezaevinde atmak olunca anında uygulanan yargı kararıyla mesele İzidileri hakkı olunca neden uygulanamıyor? Bu ülkede İzidiler yargı kararıyla rağmen saldırıya uğruyorsa bundan devlet sorumludur ve devletin bir an önce sorumluluktan yerine getirmesi gerekmektedir. Son olarak bir tarafta sürgünde, bir tarafta barbarların elinde, bir tarafta çadırlarda yaşamaya çalışan, bir yandan da Şengal'de onurlu bir direniş gösteren İzidiler, başta olmak üzere tüm İzidilerin bayramı kutluyorum. Bayramlarını dağıldıkları coğrafya ana yurtlarına uzakta kutulmak zorunda kalan İzidiler, halkı başta olmak üzere inançlarından, kültür ve dillerinden dolayı ötekleştiriye, zulme uğrayan tüm halkların eşit, özgür, barış dolu ve daha adil bir dünya diliyorum. Bir İzidi duası ile konuşma bitirmek istiyorum. Hatim divana ilahi, milidit hoşiyu şahi, seri her tişti tıfak utevay. Yani hakkın huzuruna geldim. Güzellik ve mutluluk gördüm. Her şeyin başı birlik ve dayanışma. Bir zamanlar İzidilerin kimliklerinde bir din hanesi X işareti konulardı. 2 sene önce bugün gibi okuduğum İzidi duası yine aynı X işareti tutanaklar geçiyor. Bu yaklaşım devletin kadim İzidi haklarına karşı sistematikleşmiş imkanı göstergesidir. Teşekkür ediyorum. Kürtçesi birkaç söyleyeceğim. Beli çapemeniye hija.